Değerli dostlar tekrar merhabalar. Umarım iyisinizdir. Ekranımızda yine standart yasal uyarımız kesinlikle burada yer alan bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Almak satmak tutmak tamamen sizlere aittir. Bu videomuzda sizlerle Tetamat gıdayı irdeleyeceğiz. Daha önce de bu hisse yine bizim radarımıza girmişti arkadaşlar. Dip noktalarında güzel sonuçlar elde ettik. Bakın şurada bir sıkışma var idi hissede. Bu Üçüncü destek bizim için bir alım sinyaliydi. Bir de kırılım noktası. Bakınız burası yani ortalama 210'lar ve de kırılımın olduğu nokta 250'ler bizim için al vermişti. Teknik olarak biz ilk etapta bakın bu sarı çizgi birinci hedefimizdi, üstteki sarı ise ikinci hedefimizdi yani ilk hedefimiz olan 320'lerle aldık. 350'ler daha duruyor arkadaşlar, almadığımız bir hedefimiz var. Şöyle totalde de baktığımız zaman zaten bu hissenin şöyle yuvarlanarak bir çanada oluşturma potansiyelinin olacağını söylüyoruz. Şimdi burada hisse radarımıza tekrar takıldı, tekrar hisse radarımıza girdi arkadaşlar. Muhtemelen bu üstteki sarı çizgiyi biz filama hedefiyle alabiliriz. Teknik anlamda böyle bir görüntümüz var. Şimdi sizlerle bunu paylaşmak istedim. Yatırım danış, danışmanınız değilim. Tavsiye vermiyorum. Ama olabilecek senaryoyu koymaya çalışıyorum. Burada bu senaryo %100 gerçekleşecektir diye bir kaidemiz ve ilkemiz yoktur arkadaşlar. Yani bunu bir defa not alın yani. Bakınız Büyük bir çoğunlukla belki analiz çalışmalarımız başarıya ulaşıyor olabilir. Ama bunların içerisinde mutlaka ulaşmayan, mutlaka stoplosa giden, mutlaka zıttı yönde tabloya çıkan analizlerimiz de vardır. Ama biz bunun da önüne geçiyoruz. Diyoruz ki kardeşim bak şu 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 şartlarda bizim teknik hedefimiz budur. Bu hedef kendini hani var ya bir dizide işte bu kendini bilmem kaç saniye içerisinde yok edecektir falan diye. Yani burada arkadaşlar oluşturduğumuz formasyon bazen hedefini yitirebilir. Yitireceği noktayı da zaten sizlere biz sunuyoruz, ortaya koyuyoruz. Orayı takip etmek işte o stop loss noktasını, o kritik tersine dönüş noktasını bulmak size kalmış artık. Biz bunları da ortaya koyuyoruz. Onun için hiçbir zaman için Tek taraflı almamaya çalışın. E, analiz çalışmalarımızda gerek pozitif oluşabilecek senaryoları ortaya koyduğumuz gibi gerekse zıttı yönde negatif tabloları ortaya koymaya çalışıyoruz. Yani bu iki e, negatif ve pozitif tabloyu da algılamaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi TETAMATK'ı atkıda biz daha önce analizlerimizi yaptık. İki saatlik grafimizi açalım. Şimdi burada baktığımız zaman arkadaşlar hissenin şu görüntüsü bu görüntüsü bir filamaya açıktır bakınız. Bir filama formasyonu açık. Ve şöyle alıyoruz bakınız burayı. Evet, şöyle aldığımız zaman bu hissenin görüntüsü bir filamaya açık ve onun için biz burada şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Filama formasyondaki bir hisse diyoruz ve buradan filamanın sapı kadar yukarıya doğru bu hissenin gitme potansiyeli var diyoruz ve şöyle alıyoruz. Tabi bu kırılım falan gelmesi lazım. Öncelikli olarak bu kırılımları göreceğiz. Bakın şuradaki derinlik kadar hatta flama sapı kadar diyelim yukarı doğru gitme potansiyeli vardır arkadaşlar. Tabi biz burada ilk etapta şuradaki simetrik üçgen oluşumundaki alanı koyup sizlere burayı vermeye çalışıyoruz. Orası da nedir? Şöyle bakalım. Buranın alanında arkadaşlar takriben şu derinlik kadar burayı da kırmızı yapalım. Bakın buranın hedefi de şöyledir bakınız. Yani bu bizim daha önce çizmiş olduğumuz sarı banttır arkadaşlar. Üçgen formasyon hedefi hedefi burasıdır. 360 bantları. Ee, diğer filama hedefi gerçekleşirse de bunun hedefi 404 bantlarıdır. Yani bu şekilde görmek lazım. Eee total görüntümüz olumlu. Umarım bu formasyon gerçekleşir. En azından 360'lık hedefi alırsak bize şu anki getirisi ne olur buradan? Şöyle baktığımız zaman %25'lik bir getiri potansiyeli. Eflama formasyonu %42'lik bir getiri tablosunu bizlere sunar arkadaşlar. Bu şekilde bakıyoruz. E, tabi burada 20'li kesişmesine doğru gidebilir gibi bir ifade de gelebilir ama biz tabi bu işlemi açarken o negatif tabloyu, negatif görüntüyü de sizlere sunmak istiyoruz arkadaşlar. Hissemiz, hissemiz eğer, bakınız buradaki kısa süreli işlem yapmayı düşünüyorsanız yani herkesin stratejisi farklıdır. Ben kardeşim çok zararı göze alamam diyorsanız çok zararı göze alırım, alamam diyorsanız şuradaki 275.9-276 sizin stop noktanızdır. Kardeşim ben bu hisseye güvenirim zaten diplerde diyorsanız da bakın şuradaki kısım 261'de yine kendinize bir destek noktası veyahut da bu bölgeyi ee, tekrar tırmanış için hatta burada maliyetlendiririz diyelim. E, kademe olarak kullanıp tekrar buralarda maliyetlenmeye uygun nokta olarak kullanabilirsiniz. E, total görüntümüzü söyledik. 360 ve de 404 teknik hedefimiz. E, çok böyle e, zararı göze alamayan arkadaşlarımız 275, 276 daha doğrusu 276'da stop loss koyabilirler. 261 ise diğer destek noktamız. Buradaki formasyon oluşumun hedefleri ekran görüntüsünü alıp Bir kenara bırakabilirsiniz arkadaşlar Yıtırım e, Tavsiyesi değildir Oluşabilecek bir senaryoyu Sizlere sunmaya çalışıyoruz Tekrar görüşmek dileğiyle Daha önceki videolarımızı izlemeyen arkadaşlarımız onları da izleyebilirler Bir önceki videomuz yine Mondi'ydi arkadaşlar Uşak irdeledik dün Türcas'a baktık e, Yine bunun dışında e, İncelediğimiz Alcatel var, tekli videolar. Bunları da izlemenizi tavsiye ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle.